Masa üstüne sağ tıklayarak yeni klasör oluşturabiliriz. Adını değiştirmek için sol tuşta bir kere tıkladığımızda ismini değiştirebiliriz. Enter'a bastık, sabitledik. Üzerine sağ tıklayıp yeniden adlandır dediğimizde aynı şekilde adını değiştirebiliriz. Klasörleri kopyalamak için CTRL yani kontrol tuşuna basılı tutarak kopyalama yapabiliriz. Birden fazla öğeyi seçmek için farenin sol tuşuna basılı tutarak sürükleyerek seçim yapabiliriz. Hepsini geri dönüşüm kutusuna göndermek için seçili olan öğelere delete tuşuna basarak geri dönüşüm kutusuna gönderebiliriz. Geri dönüşüm kutusunu açıp silinen öğeleri sağ tıkla geri yükle diyerek tekrar eski konumlarına geri gönderebiliriz. Masa üstüne sağ tıklayıp yeni Word belgesi oluşturabiliriz. Word belgesinin kısa yolunu ekleyebiliriz. Denetim masası ayarlarına girip bilgisayarın ayarlarını değiştirebiliriz. Yine görünümünü değiştirebiliriz. Büyük simgeler, küçük simgeler. Masa üstünde bulunan bir klasörü üzerine tıkladıktan sonra Shift Delete yaparak geri dönüşüm kutusuna göndermeden silebiliriz. Bu geri dönüşüm kutusunda yer almaz. Mesela bunu deneyelim. Üzerine tıkladım. Shift Delete. Evet dersem bu geri dönüşüm kutusunda yer almaz. Geri dönüşüm kutusunu tamamen boşaltmak istiyorsak üzerine sağ tıklayıp geri dönüşüm kutusunu boşalt diyebiliriz.